Herkese merhaba. Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere her hafta yaptığım taş gibi yoğurt tarifimi paylaşıyorum. Hemen tarifimize başlayalım. Derin bir tencerenin içerisine sütü ilave ediyorum. Süzerek ilave edersek daha güzel olacaktır. Ben süzerek ilave ettim. Ocağın altını açıp birazcık karıştırıyorum. Daha sonrasında kontrollü bir şekilde kaynamaya bırakıyorum. Ben işte olduğum için sütü bana annem alıyor. Fakat ben işten geldiğimde hemen yemeye başlıyorum, unutuyorum ve annem çok sinirleniyor bu duruma. Ben unuttuğum günlerde sağ olsun kendisi yoğurdu yapıyor. Yoğurdu almaya gittiğimde bir daha süt almayacağım sana diyor. Ama unutuyor, haftaya bir daha alıyor. Canım anneciğim, çok teşekkür ediyorum. Anneciğim, iyi ki varsın. Sütün bu halini çok seviyorum. Kontrollü bir şekilde karıştırıp altını kısalım, kaynamaya bırakalım. Annem sürekli bana ne zaman emekli olacağımı soruyor. Anneciğim, daha çok var. Yani bana biraz daha süt almak zorundasın. Ev yapımı yoğurt gerçekten çok güçlü bir probiyotik kaynağıdır. Bu tarifi bana güvenle deneyebilirsiniz. Bu tarifim hakkında tecrübenizi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ara ara kontrollü bir şekilde 1 saat boyunca kaynatmaya devam ediyoruz. Altı kısık ayarda olması gerekiyor. Böyle daha iyi olacaktır. Yoğurt pişti, hazır oldu. Şimdi mayalama işlemine geçelim. 5 kilo süte 1 yemek kaşığı damızlık yeterli olacaktır. Eğer damızlığınız yoksa 1 hafta önceki kullandığınız yoğurttan yapabilirsiniz. Sütün sıcaklığını kontrol etmemiz gerekiyor. Ne sıcak ne soğuk. Orta ayarda olursa çok güzel olacaktır.
Serçe parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Ilıksa oldu demektir. En önemlisi damızlığı ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Üzerini güzel bir şekilde kapattıktan sonra sabaha kadar oda sıcaklığında bekletiyorum. Bir gece beklettim. Hemen açıyorum. Sabah yoğurdu açtıktan sonra dolaba koyalım. Ben buzdolabında 10 saat beklettim. Sizler daha uzun bekletirseniz daha güzel olacaktır. Ben hem tencerede hem de cam kavanozda göstermek istiyorum sizlere. İki türlü de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, taş gibi bir yoğurt oldu. Bana güvenle deneyebilirsiniz. Bugünkü videomun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.